Türkiye, Rusya ve İran ve Esad rejimi de mutabık kalarak böyle bir operasyonu başlattı. Bu Rusya'nın onayı olmadan mümkün olamazdı. Çünkü işte buraya kadar biliyoruz ki Rusya Türkiye'nin kendi birlikleriyle tanklardan bahsediyoruz, kendi askerleriyle Suriye'de herhangi bir operasyon yapmasına izin vermiyor. Peki burada Türkiye'nin Cerablus ve Azez arasında kalan 90 kilometre ve 15-20 kilometre genişliğindeki, yani 90'a 20 dediğimiz cepteki operasyona niye izin verdi sorusu ortada. Mutlaka bir alışveriş, bir mutabakat, bir pazarlık söz konusuysa, Türkiye eğer Cerablus'u alıyorsa burada kendi desteklediği muhalifler yönünde, karşılığında ne verdi sorusu akla geliyor. Çünkü herhangi bir pazarlığın bir karşılıklı alışveriş dışında gerçekleşmesi ihtimali yok uluslararası ilişkilerde. Bu da akla uzun dönemdir Halep'te Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin artık bu bölgeden çıkarak bu Halep'i, Suriye'nin en büyük şehrini Esad güçlerine bırakabileceğini akıllara getiriyor. Ancak tabii burada hemen şunun altını çizmek gerekir. Bu tip iç savaşların ve bölgesel küresel güçlerin müdahil olduğu iç savaşlarda dönem dönem masada bu tip anlaşmalar yapılır, sözler verilir, mutabakat sağlanır. Ama mutabakat ilerleyen dönemde bozulabilir de. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu mutabakatın ne kadar sağlam, ne kadar sağa yansıyabileceğini hep beraber göreceğiz.